وَلَا تَقُولُ لِمَا يُقْتَلُ ف۪ي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz. بَلْ هُمْ اَحْيَا Onlar diridirler. Yani şehadet makamını eren insan ölü değildir. Ölü diyemezsin, ayet-i kerime var. Şehadet makamı nedir peygamberin makamı yanındaki? Şehit ölmesin de Resulullah ölsün, haşa ve kella. Bu fani dünyadan sadece büyüklerimizin edeple söylediği gibi irtihal etmiştir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hala ümmetinin başındadır. Manevi her mecliste hazırdır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Gören görür, sen göremiyorsun ayrı. Mevlana Cadd-i Rumi Hazretleri dedi, buyurdular. İki parmağını koy bakayım gözünün önüne. Bir şey görebiliyor musun? Elini getirdin, koydun gözüne, bir şey göremiyorsun. Sen göremiyorsun diye bu dünya yok değildir dedi. Sen göremiyorsun. Gören var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölü değildir. Ümmetinin başındadır. Ona ümmet olmak ne yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Kendisi irtihal ederken ümmetin başında olduğu halde dedi ki ben halife bırakırım yerime. Benden sonra bir imam seçiniz. İşaretle Hazreti Ebu Bekir'i söyledi. Sahabe-i kiram da zaten ona geldiler. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra bizim gidip kabrinde ağlamamız değil ümmet olmak. Ümmet olmak onun yerine bıraktığının peşinden gitmek. Halef bıraktı. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'u bıraktı. Ona tabi oldular. O Hazreti Ömer'i bıraktı. Hazreti Ömer Hazreti Osman'ı bıraktı. Hazreti Osman Hazreti Ali'yi bıraktı. Ve öylece devam etti. Ama Hulefai Raşid'in 4 kişi olmuştur. Raşid halifeler. Diğerleri değil. Diğerlerine umera dendi, emirler. Halife olmak var. Resulullah'ın halifesi olmak var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yeryüzünde halife arayacaksın ey insan. Peygamber halifesi. Kimdir onlar? Evliya-i İzam'dır. Meşayih-i Kiram'dır. Onlar peygamber halifesidirler. Fena fi Resul makamına gelmiştirler. Kendi zatlarında kendilerini görmezler. Tamamen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yansıtırlar bize. Onlar gibi yansıtan başka bulamazsın. Nefsini gem altına almadan nasıl Resulullah'ı yansıtacaksın? Bir ahlakını gösterirsin, iki tane ahlakını gösterirsin. Ama tam ahlakını yansıtmak meşayih-i kiramın vazifesidir, onlar yaparlar. Onun için sahabe-i kiram nasıl halife aradıysalar, halifeni ara da bul. Onun emrine gir. Ondan gelecek feyiz de sana bir kuvvet verecektir. O zaman erkeksen erkeklik görevlerini yapacaksın. Erkeğe has olan evamiri ilahiye vardır, kadına has olan evamiri ilahiye vardır. Bazıları hepsinedir. Namaz hepimizedir. Ama tesettür kadınındır. Kadın kapanacak. Belli etmeyecek kendini, mecbur kalmadıkça evinden çıkmayacak. Böyle öğretti Fahri Cihan Efendimiz bize. Onun ümmetiyim diyorsun. Ümmetiyim demekle olmuyor ümmetlik. Maiyetteki esrara vakıf ol. Onunla beraber olmakta, ümmet olmanın esrarı burada yatıyor. Onun emrine itaat ediyorsan ümmetsin. Kalbinle mutmain olacak diyor. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا dedi ayet-i kerimede. Teslim olacaklar. Ha, yapıyorsun, somurta somurta yapıyorsun. Olmadı. İstek ve teslimiyetle olacak.